Elektrikli araç satışları en fazla Çin'de yapılıyor. Çin hükümeti elektrikli araç teknolojisini hava kirliliğine karşı en iyi çözüm olarak görüyor. Hükümet önümüzdeki yıldan itibaren Çin'deki bütün otomobil üreticilerine araçlarının en az %8'ini elektrikli araç olarak üretme zorunluluğunu içeren bir önlem planı hazırlıyor. Otomobil üreticileri gelişmeleri yakından izliyor. Bu yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda da elektrikli araçlar öne çıktı. Elektrikli araçlar Çin'de önemli bir rol oynayacak. İşte bu yüzden biz de Çin içinde çok önemli olan yeni elektrikli otomobil modelimizi tanıtmaktan çok gurur duyuyoruz. Ancak ne Çin ne de Amerika'da tüketiciler elektrikli otomobil satın alma konusunda acele etmiyor. Bunun sebebi de açık. Bu bölgede yaşayan bütün arkadaşlarımın telefon numaraları kayıtlı. Böylece her an bunlardan birini arayıp garajlarındaki elektrik prizlerini kullanabilirim. Elektrikli araç sahipleri her an akülerinin bitip yolda kalma korkusu yaşıyor. Sektörde bu duruma menzil kaygısı adı veriliyor. Benzinli otomobillerin sağladığı sürüş menzilini ve depoyu birkaç dakika içinde doldurma kolaylığını akülü araçlar hala sağlayamıyor. Öte yandan şarj istasyonları Çin'de, Amerika'da ve daha birçok ülkede giderek yayılıyor. Dünyaca tanınan ünlü bir elektrikli otomobil üreticisi bu yıl şarj istasyonlarının sayısını 10 bine çıkaracağını açıkladı. Diğer üreticiler de benzer sözler veriyor. Ancak yeni bir çığır için daha fazla elektrik depolayan akü üretilmesi gerekiyor. Elektrikli araçların gelişmesi için en önemli şey akü teknolojisi. Eğer sektörde çeşitlilik olmazsa ve yeterince yatırım yapılmazsa, yenilikçi ürünler geliştirmek de mümkün olmaz. Uzmanlar akü teknolojisi gelişene kadar yarı benzinli, yarı elektrikli hibrit otomobilleri tercih etmenin en doğru seçenek olduğunu söylüyor. Ege Can Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington.